Geçmiş bahar mimozaları. Kadın söz yazarı Fikre Şeneş'i kaybettik biliyorsunuz. Müzik dünyası önemli bir duayeni, ben ise müzik annemi kaybettim. Müzik dünyasının ve ailesinin başı sağ olsun. Bizlere öyle şarkılar bıraktı ki inanın kelimeler yetersiz kalıyor onları anlatmaya. İşte gecede yalnız karşılaştık senle, gözünde aşkın o daveti vardı. Ay ve yıldızlar sordular seni, bilemem dedim kader mi nedir. Karanlıklardan kurtardın sen beni. Rüyalarımdan tanıdım seni, dudaklarından aldım bu seni. Doldum sevgiyle birden senin yüzünden. Özleyişle, isteyişle, kalbimizde, gözlerinde. Karanlık bitti, mutluyuz şimdi. İki yabancı yarına döndü. Bu renksiz gece seninle örüldü. Yabancı yarına döndü, bu renksiz gece seninle örüldü. Dubi dubi ba, dubi dubi ba, dubi dubi ba, dubi dubi ba, dubi dubi ba. Evet, TRT FM'de Geçmiş Bahar Mimozları'nda Fikre Şeneş özel programındasınız ve Fikre Şeneş'in ilk yazdığı Türkçe sözler Tanju Okan'a oldu. Aslında öncesinde Erol Büyükbuç'a yazdığı İngilizce sözler vardı taş plaklarında ama ilk Türkçe sözü az evvel dinlediğimiz iki yabancı olmuştu ve Tanju Okan seslendirmişti. 60'ların ortalarından sonra da Şenay, Gökhan Abur, İhsan Kayral, Gönül Yazar, Semiramis Pekkan gibi birçok isme sözler yazmaya başladı. Ve ilk çok satan plağı da Semiramis Pekkan'a yazdığı sözlerde yakaladı. Koşma demedim mi? Her tatlı söze kanma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? Olmaz olmaz bu iş olamaz. Olmaz olmaz
olmaz, bu iş olamaz. Bu kadar çapkın olma demedim mi? Göğsünü böyle açma demedim mi? Gözler manalı süzme demedim mi? Çalım satma bu iş olamaz. Hiç yalvarma bu iş olamaz. El oğlu bakmaz gözün yaşına, ne işler açar sonunda başına. Kimseler koşmaz imdadına, pişman olur dönersin bana. Bu kadar çapkın olma demedim mi? Her güzele koşma demedim mi? Aldatır seni kanma demedim mi? Olmaz olmaz bu iş olamaz. Hiç yalvarma bu iş olamaz. Başına kimseler koşmaz imdadına, pişman olur dönersin bana. Bu kadar çapkın olma demedim mi? Her güzele koşma demedim mi? Aldatır seni kanma demedim mi? Olmaz olmaz bu iş olamaz. Hiç yalvarma bu iş olamaz. Olmaz olmaz bu iş olamaz. Hiç yalvarma bu iş olamaz. TRT FM. Evet, daha önceden tanımasına rağmen ilk çalışmasını Ajda Pekkan'la 1970 başlarında yaptı. Semiramis Pekkan'la daha önceden çalıştı ama Ajda Pekkan'dan 1970 başlarında ilk çalışmasını yaptı ve ilk planı da Paris'te kaydettiler. İstanbul Radyosu'nda duyduğu bir Latin şarkısına Türkçe söz yazmıştı ve şarkı çok ses getirdi plak çıkınca. İşte Ajda Pekkan'la birlikte yaptıkları ilk plakları Sensiz Yıllarda. Yağmurlu bir gündü, tıpkı bugün gibi. Kaybetmiştim seni, taştı gözyaşım, karıştı yağmura. Bensizdin yıllarca, sen neyi aradın? Sevgi buldun mu yabancı kollarda, mutlu oldun mu? Sensiz yıllarda yaşadım sana. Sensiz yıllarda unutmadım seni. Sensiz yıllarda belki arar da sorarsın. Bugün gibi kaybetmiştim seni, taştı gözyaşım, karıştı yağmura. Bensizdin yıllarca, sen neyi aradın? Sevgi buldun mu yabancı kollarda, mutlu oldun mu? Sensiz yıllarda yaşadım sana. Sensiz yıllarda unutmadım seni. Sensiz yıllarda belki arar da sorarsın diye ağlamadım. La 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 la.
Arete FM. Evet, Ajda Pekkan'dan çalışmaya başlaması, diğer sanatçılarla yaptığı çalışmaları bitirmesi anlamına gelmiyordu. Çünkü Semiramis Pekkan'a ve diğer sanatçılara, Ayten Altman'a, Ayla Dikmen'e ve Gönül Yazar'a özellikle yaptığı plaklar oldukça dikkat çekmekteydi. Ve Gönül Yazar'la birlikte yaptıkları aşk hikayesiyle ödül aldılar ve yılın en iyi Türkçe sözlü şarkı seçildi. Ve özellikle Gönül Yazar'la birlikte yaptıkları Dönemez Ki Bana çok büyük ses getirdi. Kimsenin ahı geldim dese bana, hayat verse bana, o geçen günleri veremez ki bana. Değişti her şey, kırılmış bitmişim, eski ben değilim. Tanımaz görse de bir gün dönse bana, yıkılmış pişmansa diz çöker ağlarım, şükür dualarıma. Sevenin günahı kalmıyor kimsede, kimsenin ahı. Geldim dese bana, hayat verse bana, o geçen günleri veremez ki bana. Değişti her şeyim, kırılmış bitmişim, eski ben değilim. Dönemez ki bana, en kolay af olan ahı. Bir gün dönse bana, yıkılmış pişmansa diz çöker ağlarım, şükür dualarıma. FM. Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum. Aynı sözler söylediğin, hep boş sözler. Sana nasıl anlatsam bilmem. Kolay sözler. Okumaya doyamadığım bir aşk öyküsü gibisin. Bu her günkü sudan sözler, boş vaatler. Dünüm, bugünüm, daha neler. Geleceğim,
tek gerçeğim sen. Artık bitsin, sus hiç konuşma. Anlamam hiç kendini, yorma boşuna. Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi. Belki tatlı, tatlı bu yalanlar. Bir dakika, seni anlamıyorum. Gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıllar? Yere iner mi gökteki yıldızlar? Dinleyemem, bunlar hep boş laflar. Aşk bitince sözler neye yarar? İnan bana ne olur. Palavra, palavra, palavra. Dinle beni. Palavra, palavra, palavra. Yalvarırım. Palavra, palavra, palavra. Yemin ederim. Palavra, 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 palavra. Hepsi palavra, inanmam sana. Kaderim. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim. Ne romantik bu sözleri, çok dinledim. Duyguların en güzeli ümidim. Çok dinledim. Ne olur dinle beni. Hepinizde aynı taktik, aynı yalan. Yasak rüyalarımın kadını. Beğenmedim. İstırabım, ümitsizliğim. Başlayınca sen susmaz mısın? Gülüyorum haline, anlamaz mısın? Yıldızları yeryüzüne indiren şarkım. Belki tatlı, tatlı bu yalanlar. Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmazdım. Gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıllar? Yere iner mi gökteki yıldızlar? Dinleyemem, bunlar hep boş laflar. Aşk bitince sözler neye yarar? Yüreğim söylüyor bu sözlere, inan. Palavra, palavra, palavra. Dinle beni. Palavra, palavra, palavra. Ne olur. Palavra, palavra, palavra. Yemin ederim. Palavra, 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 palavra. Hepsi palavra, inanmam sana. Güzelsin. Palavra, palavra, palavra. Ne güzelsin. Palavra, palavra, palavra. Çok güzelsin. Palavra, palavra, palavra. Çok, çok güzelsin. Palavra, 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 hepsi palavra, inanmam sana. TRT FM. TRT FM'de Geçmiş Bahar Mimozaları programındasınız ve çok yeni kaybettiğimiz Fikre Şeneş'in yazdığı olağanüstü şarkıları dinliyoruz ve Fikre Şeneş'i anıyoruz. Evet, Ajda Pekkan'la çalışmaya başladıktan sonra 70'lerin ilk yıllarında ilk defa memleket üzerine bir şarkı yazar. Uzun uzun araştırmalar sonucu yazar bunu ve bunu da en iyi Ayten Altman'ın seslendireceğine karar verir ve Ayten Altman istemez şarkıyı Şerif Yüzboşoğlu ile birlikte zorla okuturlar stüdyoda Memleketimi. Plak ilk çıktığı zaman ses getirmez ama 2 yıl sonra 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası milli marşı olur ve şu anda Memleketim Türkiye'nin ikinci milli marşı gibidir. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 l
Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, Yunus'una Emrah'a, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 lay. Mecnun'a, Leyla'sına, erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. Gözü pek yanık bağrı, türkü söyler çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eylerim, gerisi Allah kerim, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la la lay lay la la lay la 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 lay lay. Bir başkadır benim memleketim. TRT FM'de Geçmiş Bahar Mozarı'nda Hakan Eren'le beraberliğiniz devam ediyor ve Fikret Şeneş özel programında Fikret Şeneş'in yaptığı olağanüstü şarkıları dinlemeye devam ediyoruz ve şu anda da biliyorsunuz demin söyledim sizlere, Fikret Şeneş şarkılarını sadece Ajda Pekkan, Semiramis Pekkan, Gönül Yazar, Ayten Alpman değil birçok sanatçı seslendirdi ve çok özel isimlere şarkılar verdi. Kimin okuyacağına kendi karar verirdi ve onun doğru sesini Fikret Hanım kendisi seçerdi ve çok doğru seçim yaptı ve muhteşem bir yorumcuyla beraber çalışmalar yaptı. Kim mi o? Işıl Yücesoy ile birlikte muhteşem çalışmalar yaptı ve Işıl Yücesoy şu anda telefon attığımızda. İyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili Hakan, nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? İyi olmaya çalışıyoruz. Başınız sağ olsun sizin de. Hiç o konuyu hiç açmayın. Gerçekten çok üzgünüm. Fikret Hanım hayatımda tanıdığım çok özel insanlardan bir tanesiydi. Maytap gibi bir kadındı. Bütün ışıltıları evet, üstünde taşıyan bir kadındı. Allah rahmet eylesin. Acım çok büyük. Üstelik son görevimi de yapamadım bu kardan dolayı. Vicdanen ölü vaziyetteyim yani. Hava muhalefeti evet çok kötü bir güne denk geldi ama yapacak bir şey yoktu. Siz nasıl tanıştınız Fikret Hanım'la? Fikret Hanım benimle tanıştı aslına bakarsanız. Benim hatırladığım bana çok... yüklediğinde ben Rus ajanı zannettim demişti sizin için. Evet, evet. Çok yıllar evvel Balta Limanı'nda bir gece kulübünde çalışıyorduk. Ayten Ertman, ben hatırladığım kadarıyla böyle kalabalık bir kadro. Herhalde Ayten Ertman'ı dinlemeye gelmişler. Ben de hiç tanımıyorum Fikret Hanım'ı. Zaten müzik piyasasını tanımıyorum o yıllarda. İşte bir sesim var, kendime güveniyorum. Az buçuk uzun sarı saçlarım var. Vücudum fena değil falan işte. O kadar. Yani demeyin öyle de. Başka bir şey yok. Ne Işıl, sadece bir Işıl Yücesoy var. Bir tiyatro deneyimim var. Ama şarkıcılıkta kendime göre iddialarım var. İnanıyorum kendime. Bir yol almayı, kat etmeyi düşünüyorum. Ama orada ben bir parantez açmak istiyorum. Siz bunları böyle mütevazı şekilde söylüyorsunuz ama muhteşem bir sahne duruşunuz var. Muhteşem bir yorumunuz var. Muhteşem bir sesiniz var. Ve de üstelik bunların üzerine de çok güzel bir kadın var sahnede. Ay 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 ay, ben ne yapayım şimdi bu güzel laflardan sonra? Ama bunlar gerçek. Bunlar yani herkes biliyor bunları. Bunları yani gerçek bunlar. Benim anneannem derdi ki kızım kendini mesh etme, eller mesh etme. Sağ ol Hakan'cığım. Evet.
orada şarkı söylüyorum. Bir grup geldi. Böyle çok şık, çok belli, çok elit bir ekip böyle. Derhal anlaşılıyor zaten gelip oturmalarına. Ben de Rusça şarkılar söylüyorum o yıllarda. Sonra demiş ki, dediler ki Fikret Şeneş hanımefendi. Kim dedim Fikret Şeneş? O kadar bilmiyorum yani, o kadar tanımıyorum. Neyse sonra öğrendik, ettik falan filan. Demiş ki bu kadın Rus ajanı. Ben de boyum pusum var. Bir de Rusça şarkılar söylüyorsunuz. Gözlerim var. Ve de demiş ben ömrümde çok nadir böyle bir ses gördüm demiş, eksik olmasın. Bu sizin dediğiniz gibi bu nasıl bir duruş demiş falan. Ben böyle bardaklar mardaklar kuruyorum, tiyatro yapıyorum biraz. Yani kırbaç gibi kullanıyorum falan mikrofonu o devirde. Böyle kendime göre bir takım özelliklerim var. İlgisini çekti herhalde. Demiş ki bu kadını bana gönderin. Ben bu tanışmak istiyorum. Bu arada da tabii benim çok utangaç bir kadınım. Böyle şey gidip de kimsenin kapılarını falan açındıracak bir insan hayatımda da olmadı. Param da kalmadı. Fakat bu yolun plaktan geçeceğine inanmaya başladım. Dedim ki sen bu işin plak yapman lazım. Çok da az bir param var. Bütün 45'likler var o zaman. 45'likleri toparladım. Başladım bunları kim yazmış, kim aranje etmiş. Bakıyorum. Sonunda Fikret Şeneş, Noray Demirci çıktı. Bu listenin içinde. Ha dedi. Ve Fikret Şeneş'in bir şekilde adresini buldum. Gittim. Seni bekliyordum. Rus kadını dedi bana. Dedim ki benim 12 lira mı 12 buçuk lira mı bir param var Fikret Hanım. Bana ne yaparsın? Elimdeki para bu. Ve siz listeden çıktınız. İlk böyle bir tanışıklığımız var ve ondan sonra bırakın mesleki beraberliği, inanılmaz anılar yaşadık, inanılmaz bir dostluğumuz oldu. Ama ilk planınız, kızı gibi severdi beni. Evet, onu ben birebir şahidim, kızı gibi evet. Severdi. Çok ayrı bir yerdeydiniz, çok özeldiniz onun için. Çok severdi. Ve ilk planı onunla yaptınız ama muhteşem bir şarkı. Benim en sevdiğim Fikret Şeneş şarkılarından bir tanesidir, Çalamazsın Mutluluğu. Çok evet. Güzel sözlere sahiptir. Çok güzel bir felsefe, çok güzel bir şeyler anlatır, evet. Hikaye anlatır orada. Ve Işıl Yüce Soy'da muhteşem söylemiş. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Çok çalıştığım için biliyorum. Fikret Hanım hikayesi olmadan, yaşanmışlığı olmadan hiçbir şarkıyı yazmadı. Yazmadı değil mi? Ve bir anım var, izin verirseniz anlatayım. Hı hı. Bir var bir yoku yapıyoruz. Ben de o arada canlı yayın yapıyorum. Her hafta zamanınızı çalmıyorum değil mi? Hı hı. Çok mu uzun oldu? Yok yok, şarkı dinleyeceğiz hemen arkasından, bunu anlatırsanız. Tamam. Bir var bir yok. İşte bu birkaç gündür hep gazetelerde yazan sevgili Kemal babamız var. Kemal babaya büyük aşk yaşanıyor. O ara Kemal baba geleceğim dedi, gelmedi. Fikret Hanım 18 yaşında genç kızlar gibi yatıyor kalkıyor. O arada küçük teypler var. Ben hep bu bir var bir yokun orijinalini koyuyorum. Duyguya bağlansın da duygusala şarkıyı yazsın diye. İnanılmaz bir şey. Rakı masaları hazırlıyorum. Çok keyifli içki içer. Evet. Keyifli bir kadın evet. Zaten. Böyle koyuyorum falan demeye kalmadı. Kemal baba gelmiyorum diye telefon açtı. Eyvah. Ay nasıl çöktü bu Fikret abla. 18 yaşında ben öyle çökmedim. Bunu gözümle görmüşümdür. Ne aşktı bu Tanrım. Hemen koydum bir daha. Ve bu çıktı. Bir var bir yok. Hem var hem yok. Yok. Bir görünür kaybolur yalanla gerçekler gibi diye. Hepsi yaşanmıştır Fikret abla için. Bütün şarkılarında yaşanmışlık var. Ben şimdi şeye düştüm. Bir var bir yoku mu çalsak? Yoksa benim çok sevdiğim Çalamazsın Mutluluğu mu çalsak? Siz hangisini çalarsa çal. O zaman hikayeyi çalın. Anlattınız. Ben bir var bir yoku. Çok teşekkür ediyorum ona. Beni var etmiş bir insandır. Bu yaşa geldim. Hiçbir zaman onun bana vermiş olduğu emeği unutmadım. Az stüdyolardan kovmadı. Git domates sat, senden şarkıcı olmaz. Ya. Biz paraları veririz, veririz, çıkarız. Hadi bir daha gireriz. Öyle kolayına evet demezdim. Demezdim.
Çok teşekkür ediyorum. Fikre Şeneş için anlattıklarınızı, ama bir gün inşallah sizi konuk alacağız. Daha detaylı detaylı uzun uzun anlatacağız bunları. Ay evet. Lütfen. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hiç mahrum bırakıyorsunuz. Yok, bırakmayın. Sizi çok seviyoruz. Bak bu da Ayşe Özyılmaz da evet Işıl Yücesoy istiyoruz diyorlar. Bak teknik masadaki yüzünü de. Yazıyorlar. Evet. Gece ben de katıldım onların arasına. Bir sohbet. Dinleyemiyorum ama şimdi maalesef artık. Tamam, bir akşam uzun uzun konuşacağız bir hafta. Çok teşekkür ediyorum ve hikayesini anlattığınız şarkı dinleyelim diyorum. Bir var, bir yok. Nerede? Bir var, bir yok. Hem var, hem yok. İçtiğim içkide, gündüzde, gecemde ararım kalbimde, nerede? Bir görünür kaybolur yalanla gerçekler gibi. Her yerden benzeyen çıkar da bağlar. Başka bir aşka dalmaya kalksam yakalar beni o. Bir var, bir yok. Hem var, hem yok. Bugün yanımdaysa, yarın uzaklarda. Bir de bakarım ki yok ortada. Bir var, bir yok. Hem oysa bu ne biçim aşksa, birini bulmuştur nasılsa. Bir görünür kaybolur yalanla gerçekler gibi. Her yerden benzeyen çıkar da bağlar gözlerim. Başka bir aşka dalmaya kalksam yakalar beni o. Bir var, bir yok. Hem var, hem yok. Bugün yanımdaysa, yarın uzaklarda. Bir de bakarım ki yok ortada. Bir var, bir yok. Hem var, hem yok. Beni severmiş olsa, bu ne biçim aşksa, birini bulmuştur nasılsa. Birini bulmuştur nasılsa. DRT FM.